Recep Tayyip Erdoğan işi gücü bırakmış, Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyor. Sürekli tutturmuş, dem 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 diyor. Buradan açıkça söylüyoruz. Meclisteki grubu bulunan hiçbir siyasi parti ve bu milletten oy alan hiçbir siyasi parti bizim gözümüzde şeytan değildir. Şuradan ilan ediyoruz ki bizim DEM Partisi ile Tayyip Bey istemiyor diye ilişkimizi koparacak kadar seçmenine saygısız değiliz. Ama yine buradan ilan ediyoruz ki DEM Partisi gözünüzün önünde ne ilişki kuruyorsak onu kuruyoruz. Yani kapalı kapılar altında konuşuyorlar, gizli anlaşmalar yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim yalanından ibarettir. Recep Tayyip Erdoğan, her gün dem diyorsun da her gün zam yapıyorsun. Milletin derdi dem değil, senin yaptığın zam, zam, zam. Ve buradaki bütün emekliler adına, Tunceli'den, Dersim'den, bütün Türkiye'deki emekliler adına sesleniyoruz. Emekli maaşı, en düşük emekli maaşı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde 1,5 asgari ücretti. Bugün 0,55 asgari ücret. 10 bin lira asgari ücretin %55'i durumunda. Oysa hak edilen asgari ücret eski hesapla 25 bin lira. Biz diyoruz ki ilk adım olarak bir en düşük emekli maaşı bir asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır. O da 17 bin liradır. 10 bin liralık sefalet ücretini kabul etmiyoruz. Bütün Türkiye'de bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Dayattığı, reva gördüğü 10 bin lirayı reddediyoruz. Milletvekillerimiz mücadele edecekler. En az bir emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Size bu yerel seçimlerde bir sarı kart gösteriyoruz dersek emin olun bundan sonra her şey yoluna girer. Ama Tayyip Erdoğan, ben zam yapıyorum, sonra dönüp bunlara dem diyorum, bunlar başka şeyle konuşurken ben iktidarımı sürdürüyorum derse bundan sonra sizin sesinizi duymaz. Bu seçimde bu kadar zammın, bu kadar zulmün üstüne Recep Tayyip Erdoğan oy alırsa bundan sonra 4 yıl dönüp de ne emeklinin, ne çalışanın, ne gencin, ne yaşlının yüzüne bakmaz. Bu seçimleri